Herkese merhaba. Daha önce videolarımızı izlediyseniz normalde genellikle sevgili eşim Ahmet'le gezilerimiz ya da İngiltere'de yaşam ya da hobilerimiz üzerine video yapıyoruz. Bu sefer videoyu yalnız yapacağım. Aslında yalnız değilim. Ahmet yine burada ama kamera arkasında. Çünkü onsuz yaptığım bir geziden bahsedeceğim. Ve gezi esnasında da video çekmedim çünkü ailemle gitmiştik bu geziye. Yani konuşmalı kısmını çekmedim. Hem video yapıp yapmayacağıma emin değilim hem de tabii ki onlarla vakit geçirmek istediğim için konuşmalı bir şekilde video çekmeye vakit ayırmadım orada. Şimdi gezimiz annemle ve erkek kardeşimle Arnavutluğa oldu. Önce nasıl Arnavutluğa yakınsadık ondan kısaca bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz Schengen vizesi almak biraz sıkıntı. Burada da öyle. Türkiye'de de randevu bulmak biraz zormuş. Onun dışında tabii ki kardeşim erkek olduğu için de ekstra bir zorluk olacağını düşünerek Schengen istemeyen bir ülkeye gidelim istedik. Yani Türkiye'de buluşmadık çünkü Ağustos ayında Türkiye, ailem İzmir'de yaşadığı için İzmir çok sıcak. İzmir'in kuzeyinde bir yerde buluşalım ama Schengensiz bir yerde buluşalım ve yeni bir yer görmüş olalım. Buradan yola çıkarak tabii ki Balkan ülkeleri geliyor ilk akla. İlk değil yani tek alternatif. Mesela Balkan ülkelerinden de Makedonya'ya ve Sırbistan'a daha önce gitmiştik. Geriye işte Karadağ, Bosna Hersek, Arnavutluk kalıyor. Bosna Hersek'e deniz yok diye eledik çünkü denize de gitmek istiyorduk. Karadağ'da daha pahalıya geleceği için eledik aslında. Bu şekilde Arnavutluğa yakınsadık. Bir de hem kardeşim hem ben uzaktan çalışıyoruz. O yüzden biraz burada bir terim ürettiler buna. Türkçe'de de böyle bir terim var mı bilmiyorum. Workation diyorlar. Yani hem çalıştın hem tatil yaptığın zamanlara deniyor. 3 haftaya yakın vakit geçirecektik. O yüzden ekonomik bir yer olması da önemliydi. Bu sürenin yarısını işte hem kardeşim hem ben çalışarak ama akşamları vakit geçirerek diğer yarısında da yeni yerler görerek, gezerek geçirecektik. Neyse, şimdi ilk ne yaptık? Tiran'a indik. İlk izlenim olarak güzeldi aslında. Havalimanına indikten sonra böyle İstanbul'daki Havaşlar gibi yani konforlu otobüsler vardı şehir merkezine. Yarım saat sürüyor. Şehir merkezine varınca da biraz geç inmiştim ben. Saat 10-11 falandı. Böyle sokakların canlılığı hoşuma gitti. Yakın bir videoda bahsetmiştik hani burada kafeler, pastaneler burada derken UK'de geç saatlere kadar açık olmuyor diye. Orada böyle 10'da 11'de sokakta yavaş yavaş yürüyen insanlar, dondurma yiyenler, pastanelerin açık olması falan o da hoşumuza gitti. Ondan sonra yani akşam güzeldi. Sonra sabah oldu. Bu ilk izlenim biraz değişti. Çünkü camdan bakınca böyle pek mimari değeri yoktu aslında. Ne bileyim her şehirde bir eski şehir kısmı olur ya evlerin falan güzel olduğu. Sanki öyle bir şey yoktu. Böyle gecekondu gibi evler de vardı. 7-8 katlı ama sanki böyle dış cephesi yapıldıktan sonra bir daha hiç boyanmamış gibi bakımsız evler. Ve onun dışında belki 20-30 katlı hepsi birbirinden farklı çok modern görünen yapılar da var. Yani estetik bir görüntüsü yoktu. Gezilecek birkaç yer var. İlginç olanlardan bir tanesi Bank Art denen. İki tane vardı bundan. Biz birinci olana gittik. Şehirden biraz daha uzaktı. Bu çok büyük, işte 100 taneden fazla odası olan bir sığınak aslında. Bu sığınağı 1970'lerde yapmışlar. O zamanki lider olan Enver Hoca, bu Komünist Parti'nin başındaki adam, nükleer bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşündüğü için böyle kat kat kalın işte betonların olduğu kapaklardan geçerek giriliyor. Ve olası bir nükleer sızıntıda o kapakları kapatınca sığınağın içinde havayı filtreleyen sistemler de vardı. Onlar da görülüyordu. Orada kalabilsin insanlar diye. Amazon'daki Fallout gibi miydi? Evet. Evet öyle sığınaklar. Oda. İşte böyle kafeterya gibi olan kısmı vardı. Konferans salonu gibi kısmı vardı. En büyük odalar tabii ki o zaman politik liderleri için ayrılmış. İçinde kendi banyosu olan odalar vardı. Neyse bu politik elit kesim için yapılmış aslında ve uzun bir süre halktan da saklanmış. Bayağı bir süre bilinmiyormuş böyle bir yer olduğu. Ondan sonra burayı bir müzeye çevirmişler tabii ki. Arnavutluğun tarihiyle ilgili çok fazla bilgi vardı. Ya başta okuduk da bir yerden sonra da yani hep yazı böyle bir yerde özet kısmı olup ilgisini çekenlerin detayını okuyabileceği bir şekilde yapsalar daha güzel olurmuş. Bir yerden sonra okumayı bıraktık yani çok yazı oldu ve İngilizce çeviriler çok başarısızdı. Art kısımlardan geliyor bilmiyorum. Boş odalar vardı işte sığınakta. Belki bazen oralarda sanat sergileri de yapılıyordur diye düşünüyorum. Biz gittiğimizde herhangi bir sergi yoktu. Sadece bu tarih kısmı vardı. Tarihle ilgili de tabii ki Arnavutluk tarihine dair hiçbir şey bilmiyordu gidene kadar. İlginç gelen noktalardan biri 1939'da İtalyanların burayı işgal etmesi. Ama aslında çok da mantıklı. Çünkü Avlonya diye bir yer var. Tam İtalya'nın Lekke'nin karşısında kalıyor. Orayı aldıkları noktada aslında İtalyanlar Adriyatik Denizi'ne hakim olmuş oluyor. İki giriş çünkü Adriyatik Denizi'ne. Tabii bu faşist İtalya'ya karşı direniş gösteren partizanlar var ülkede.
Ondan sonra ama Kira Savaşı'nın gidişatında İtalya artık oradan çekilmesi gerektiğinde Nazi Almanya'sı bir süre geliyor. Ama artık Almanya'da kaybettikten sonra bir şekilde işte özgür bir Arnavutluk ülkesi kuruluyor ve Komünist Parti geliyor. 1990'lara kadar neredeyse komünizmin hüküm sürüyor orada. Bankart'a yakın bir yerde bir teleferikle bir dağa çıkılıyordu. O yapılabilir, biz yapmadık. Antalya'da teleferik düştüğü için annem istemedi ona teleferiğe binmek. Sonra şehir merkezinde de bu bankartın ikincisi var. Birinciye çok benziyor dedikleri için biz ona girmedik. Onun dışında bir tane meydanı var. Her şey o meydanın etrafında zaten. İşte hemen meydanın dibinde Ethem Efendi Camii diye bir cami var. Şeydi ama estetik bir camiydi aslında ve hala aktif. Ve hala hatta biz namaz saatinde girdik yani girip gezilebiliyordu. Hatırlıyor musun bizim Sahrenjet'te kaldığımız yerin adı Ethem Efendi Caddesi? Haa. Ethem Efendi mi dedim ben? Evet. Ethem Bey Camisi eğer yanlış söylesem adı öyle. Ondan sonra bir Ulusal Tarih Müzesi var yine meydanda ama biz gittiğimizde tadilattaydı. Bir tane kilise var. Yani kiliseyi görünce camiden dönüştürmüşler zannettim. Çünkü böyle şey şekli cami şeklinde değilmiş ama gayet öyle inşa etmişler. Herhalde biraz daha Ortodoks kiliseleri mi öyle oluyor? Camiye benziyor. Sonra piramit diye bir yapı var. Bunu da Enver Hoca'nın, işte o Komünist Parti liderinin damadı. Bu adama hediye olarak yaptırmış öyle bir yapı. Belki biraz daha güzel binalar şeydi, meydana yakın bazı bakanlık binaları vardı. Onlar estetik görünüyordu. Merkezden biraz uzaklaşınca da Tram Park diye bir içinde gölün olduğu yeşil bir alan vardı. Oraya kadar yürümedik hava çok sıcak olduğu için. Otobüsle gittik. Otobüs sistemi şöyle. Belediye otobüsüne biniyorsunuz hiçbir şey almadan bilet falan. Otobüslerde bilet satan adamlar var. Ha kadınlar da olabilir pardon bir kere kadını da gördük. İşte herkesi dolaşıyor şey çok garip. İneni bineni takip ediyor sürekli böyle ve orta kapıdan da inip binebiliyorsun. Ha, kapılar açılıyor herkes curcuna iniyor biniyor falan böyle birbirini beklemiyor falan inerken binerken. Sonra işte o bilet satan adam geliyor. Çok da ucuzdu biletler. 1 euro 100 lek. Otobüslere her biniş 40 lekti. Sadece nakit ve sadece lek olarak kabul ediyor. Euro kabul etmiyorlardı. Ve şimdi devamını anlatacağım başka şehirlere de gittik. Bütün ülke genelinde böyleydi. Hep bindiğin noktada otobüsün içinde şey yapıyor, bilet kesiyorlar sana. Ve otobüsler klimalıydı. Çok kalabalık değildi zaten. O yüzden böyle taksi yerine otobüsle gittik geldik şehrin içinde. Tren kısmı bu şekilde bence. Yani ucuz bilet bulup trene gezelim derseniz 1,5 gün hadi maksimum 2 günde. Bunların hepsine gidilir yani. Trendeki kısmımızın çoğunda aslında biz çalıştık. O yüzden de hem çalışacak farklı ortamlarımız olsun hem de farklı odalarda uyuyabilirim diye. Bütün Arnavutluk gezisi boyunca ya 1+1 ya 2+1 evler tuttuk. Hem de işte her öğün dışarıda yemeyelim. Biz çalışırken annem bize yemek yapıyordu. Arada dışarıda yedik. İşte annem yaptı öğünlerimizi. Şunu fark ettik. Biz burada İngiltere'de hiç nakit taşımıyoruz. Yani bir poundluk bir şey bile kartla ödüyoruz. Benzer durum yakın zamanda başka Avrupa ülkelerine gittiğimizde de oldu. Yani İspanya'da da, Almanya'da da. Hani cebimde 20 euro ile çıktım, 20 euro ile döndüm falan böyle. Nakite ihtiyaç olmuyor. Aynı mantıkla ben yine nakitsiz gidecektim neredeyse. Sonra ilk kalacağımız yerin sadece nakit kabul ettiğini fark edince biraz euro çekeyim dedim. İlki çekmişim, hiçbir yer kart kabul etmiyor neredeyse. Yani hiçbir konaklamamızı kartla ödeyemedik, hepsi nakitti. Onun dışında şehirler arası otobüs bileti alacağız. Onu da bile nakit istediler sadece. Restoranlarda öyle, çok az yerde soruyoruz bir yerden sonra nakitimiz bitti. ATM'den çekmek yerine kartla geçmek istiyoruz. Ve kabul etmiyorlar. Ama nakit konusunda şöyle bir rahatlık var. Hem euro hem lek kabul ediyorlar. Yani biraz sabitlemişler gibi 100 leki bir euroya. Böyle bazen şeyimiz lekimiz yetmeyince euro ile tamamlayarak şey yaptık yani. Para üstünde euro verebiliyorlar, lek verebiliyorlar sizin verdiyseniz. Yani böyle nakitle gitmek gerekiyormuş. Neyse bu diğer şaşırdığımız nokta oldu yani kart kabul etmemeleri. Ve tabii ki kart kabul etmeyince ne oluyor? Hiçbir yer fiş kesmiyor. Konakladığımız yerler parayı elden nakit alıyor. Tamam bay bay çıkınca haber verirsiniz diyorlar. Anahtarı verip gidiyorlar yani böyle. Market fiyatları fena değildi. Restoran fiyatları da öyle. İngiltere'den de Türkiye'den de ucuzdu çevirince. Sonra neyse ilk haftamızı Tiran'da gezerek çalışarak geçirdikten sonra güneye indik. Deniz kenarına Sarande'ye. Bu arada çok araştırma yapmamıştık Arnavutluğa gidene kadar. Gitmeye yakın böyle bakmaya başlayınca hani neye bakarsanız Google karşınıza çıkartıyor. Hep bana şey yazılı, gezi yazıları çıkıyor şeyle ilgili. Avrupa'nın Maldivleri diye işte Sarande ya da Ksamil. Oradan fotoğraflar çıkıyor turkuaz su böyle. Ondan sonra ben de diyorum herhalde çok güzel bir yere gideceğiz. Öyle bir beklenti var yani. Neyse Sarande'ye gittik. Bir kere bütün plajlar
özel. Bir tane halk plajı var. O da limanın olduğu yerdeydi. Hani ne kadar temizdi bilmiyorum. Bizim kaldığımız yere yakın plajlar hep özeldi zaten. Ama evde denize yakın olduğu için ve böyle bütün gün şezlongda oturalım modunda olmadığımız için biz hani girdik, geri çıktık işte eve döndük şeklinde. Özel plaj olmasına rağmen girip çıkmamıza çok bir şey demediler. Yani çok vakit geçirmedik sahilde. Şezlongları da kullanmadık. Bir gün öyle kullandık. Bana zaten yılda bir gün öyle şezlongda uzansam yeter. Yoksa çok anlamsız geliyor 10 saat şezlongda uzanmak. Yılda bir gün yapacaksın, kitap okuyacaksın değil mi? Denizi dinleyeceksin. Fiyatlar da işte genelde 2 şezlong bir şemsiye 20 euro civarındaydı. Çok pahalı ya. Tabii İspanya'ya karşılaştırdık ama İspanya... Napoli'de de böyleydi. Yani şey... Napoli'de bundan daha pahalı değildi belki. Bilet kesenler vardı ya İspanya'da. Hmm. Orası sanki biraz daha belediye şey gibiydi değil mi? Evet, belediyeydi. Yani çünkü adam şey demişti, bununla herhangi bir yere de gidip oturabilirsiniz evet. demişti. Evet, evet. Ve denizin dibine kadar değildi aha. şezlonglar. Evet. Herkes ona oturmak zorunda değildi. Aynen, burada böyle aynen. aşırı dip dibeydi şezlonglar. Ve zaten farklı farklı özel işletmeler olduğu için şezlongun rengi değişiyor falan. Hani o İspanya'da hepsi aynı renk falan bir nizam görüyorsun ya öyle değildi. Liman dediğim tarafta akşam deniz kenarında yürüyebiliyorsunuz ama onun dışındaki özel plajdan olduğu tarafta plaj var. Sonra hemen apartman var. Yani bu nasıl Avrupa'nın Maldivleri olabilir dedim. Maldivler'de böyle bir şey olabilir mi? Turkuaz bir su var çok güzel. Sonra da bina var. Sanki balkondan atlayabileceksin kadar yakın yani. Ve dolaşamıyorsun tabii ki. Akşam yürüyüşe çıktın o binanın arkasında yürüyorsun. Denizi binaların arasındaki boşluktan görebilirsin. Falan böyle bir bence hayal kırıklığıydı. Neyse akşamı hareketliydi. Yürünebilen kısmı akşam saatlerinde biraz Marmaris'i hatırlattı bize. Kafeler, barlar, bazı yerlerde işte yüksek müzik var. Işıklı tekneler dolaşıyor şeyde, denizde o sırada. Sonra şöyle o civarda birkaç yeri gezmek istedik. Bunun için araba kiralamak istedik. Araba için internetteki yorumlar şeydi, Balkanlardaki insanlar çok kötü kullanıyor, kurallara uymuyor falan şeklinde yorumlar vardı. Türkiye'den farklı değil. Yani şey hiç yadırgamazsınız. Kavşak kuralları orada da Türkiye'deki gibi yani çalışmıyor. İnsanlar işte kavşaktaki bekliyor, diğerleri giriyor kavşaktaki çıkacağına. Randevuları mı diyorsun? Kavşak denmiyor mu? Göbek mi deniyor? Göbek. Türkçesi neyse işte o göbekte göbek kurallarını dinlemiyorlar. Ondan sonra sollanmaz yerde sollama yapan oluyor o düz çizgi varken. Kaldırma park eden gırıllı arabalar zaten. Park etmemesi gereken yere park eden arabalar. Mesela şey çok gördük yani adam bırakmış arabayı, dörtlükleri yanıyor. O yüzden trafik olmuş. Bekliyor insanlar. Yani Türkiye'den farkı şuydu. Korna çok daha az duyduk. Bekleyince agresifleşmiyor insanlar anladığımız kadarıyla. Bir o var, bir de yaya geçitlerinde duruyorlar genelde. Farklı o vardı yani yaya geçitinde durmaları. Bir tık Avrupa'ya yakın. Çok da zorlamaz herhalde Türkiye'ye benzediği için. Arabalar da otomatikler işte 50 Euro'dan başlıyoruz. Sigorta hariç fiyat bu. Pahalı. Pahalı değil mi? Evet. Sonra zaten küçük araba da bulamadık. Büyük arabayla o yollara girmek istemedik. Sonra sorduğumuz bir yer şey dedi yani şoförle tutabilirsiniz. Özel tur gibi olur. Çünkü gitmek istediğiniz yerler belliydi. Belli bir saat sizi orada bekler, belli bir saat burada bekler diye. Bize de mantıklı geldi çünkü işte benzinle uğraşmayacağız. Park yeri bulmakla, park etmekle. Sonra bırakırken işte hasar var mı yok mu onunla falan uğraşmayacağız diye mantıklı geldi. Belki çok kafa kafaya geliyordur ya. Sigorta bedeli, ekstra sigorta bedeli, aynen, evet. yakıt masrafı, onun stresi. Evet, strese girmemek de iyi oldu. Evet. Araç da büyüktü böyle. Üçümüz arkaya yan yana oturduk. Ha, iyiymiş. Hı-hı. Hatta şeydi ya, arkada da koltuk olabilirdi. Ama oraya valizlerimizi koyduk. Yer değiştirecektik çünkü o gün. O çok iyi. Yani istediğiniz yere bıraktı sizi. Taksi gibi de kullandınız. Ben çok akıllıca. Taksi gibi de kullandık evet. Çok güzel pazarlık oldu yani orada. Bir de çok rakam vermiyorum şu anda videoyu rakama boğmamak için. Ama bazı şeylerin rakamlarını da yine açıklama kısmına eklerim. Otobüsler ne kadardı, biletler ne kadardı vesaire diye. İlk Girocaster diye bir yere gittik. Burada evler böyle Safranbolu evleri gibiydi. Bir tane caddesi var böyle şey, yayalara açık bir cadde. İşte sağlı sollu kafelerin, dükkanların oldu. Ondan sonra o cadde sizi kalesine doğru götürüyor zaten. Kale çok büyüktü ve çok güzel korunmuştu. Kalede çok vakit harcadık. Bütün vaktimiz orada gitti aslında. Yoksa biraz daha vaktimiz kalsa bazı evlerin içi eskiden olduğu gibi döşemişler, gezilebiliyor. Biz hani Safranbolu'da da girmiştik galiba öyle eski tarz görünen. İçleri çok benziyor bu arada işte. Tavanın ahşaplığı. İşte oymaları, perdeleri falan. İklim mi yazıyor ama? Sıcaktı Arda'da işte. Arda'da yazın çok sıcak, kışın soğuk mu acaba? Evet, biz gittiğimizde çok sıcaktı. Sıcaktı. Kışın da sevimli, soğuktur yani bayağı. Oradan sonra da Blue Eye diye bir yere gittik. Bu da böyle doğal kaynak suyunun çıktığı bir yer.
rengi çok güzel suyun. Şeyi andırıyor biraz, soğukluğu, atmosferi. Akyaka'daki Azmak Nehri'ne. Turkuaz renk görünüyor böyle. Tatlı su. Girmek yasaktı ama bir sürü insan giriyordu. O sıcakta girmek de mantıklıydı. Yani aşırı sıcaktı. Korumak için orayı aslında. Ya, su çıkarken kaynıyormuş gibi görünüyor ama aslında çok soğuk su. Alttan mı çıkıyor? Çıktığı yerde görünüyor. Şöyle bir şey oldu. Ben biraz ailemi zorluyorum yeni bir yerdeyiz gezelim diye ama sonra ben yürüyemedim. Çünkü çok sıcak geldi bana. Ben işte biliyorsunuz buranın havasından şikayet etmememizden belli biraz daha serin hava seviyorum. Tam İzmir'e göre daha serindi ama bana çünkü de çok sıcaktı. Böyle artık başım ağrıdı, midem bulandı. Güneş altında olmamama rağmen hemen gölge bir yerde durduğumuz saatte dedim beni galiba sıcak çarptı. O alanın etrafında bir rota yapılabiliyor. Ben dedim yapamayacağım. Gölgede bir yerde oturdum yani. Sonrasında da İşte bu alanlaştığımız kişi bizi bir sonraki nokta olan Kısam ile bıraktı. Orası hakkında da heyecanlıydık çünkü asıl oraya Avrupa'nın madenleri diyorlar. Oranın suyu daha turkuaz. Orası bence Sarande'den daha kötüydü. Halk plajı hiç yoktu orada. Hepsi özeldi ve daha da denizin dibine kadar koymuşlar. Orada böyle girip çıkarken de bakıyorlardı. Hani gelip bize bir şey diyen olmadı ama sanki biraz daha vakit geçirsek, oyalansak şeyde sahilde laf edeceklermiş gibiydi. Ve orası nasıl bir sahil yeridir ki akşam yürüyüş yapayım desen yürüyüş yapabileceğin bir yer yok. Bir deniz kenarı bir şey yok. Deniz kenarı komple özel şeyler, plajlar. Sonra yine işte binalar veya yol başlıyor. Öyle bir sahilde yürümeye opsiyonu yok. Sahili geçtim, kaldırım yok yani doğru düzgün. İnsanlar yolda yürüyor. Yolda yürüdüğü için trafik oluyor. Yani her daim trafik olan bir yer. Sonra şimdi bak deniz turkuaz rengi çok güzel ama bazı saatler, bazı yerler biraz daha yosunlu veya pis görünüyor. Biraz daha açılayım, güzel, işte temiz yerde yüzeyim dersen açılamıyorsun. Çünkü her yerde jet ski kiralıyorlar. O bütün plajları çevirmişler çok ve çok yakını çevirmişler. Yani gidiyorsun hemen bitiyor, oradasın yani. Ve gerçekten de bazen şey yaparsın ya, yapıyorduk ya yani. Çevirli yerin biraz dışına çıkarsın etrafta bir şey olmadığı için. Çıkabileceğin gibi de çünkü sürekli jet skiler vardı etrafta ya da tekneler vardı. O yüzden aslında kalabalık bir yerdesin. Biz hani sabah çok erken veya akşam geç girmeyi seviyoruz. Yine biraz boşalmış oluyor ama o öğlen saatlerinde çok kalabalık yüzülen yer. Ne kadar temiz olabilir? Herkes güneş kremini sürüyor, giriyor, çoluk çocuk falan. O fotoğraflardaki gibi kristal berraklığında bir su yoktu diyeyim. Hiç bence öyle Avrupa'nın madenleri diyebilecek bir yanı da yoktu. Olsa olsa diyorum Arnavutluğun madenleri olabilir Kısamil. Fiyatlar da trenden daha yüksekti. Marketlerde etiketler yoktu mesela. Ve çıkarsa artık kasada aldın ya. Kısa bir iki günlerimizden birinde Butrint diye bir antik şehre gittik. Oraya yakın işte 20 dakika 30 dakika falandı. Orası da bayağı güzeldi böyle şey. Milattan önce 8. yüzyıldan başlayıp Osmanlı zamanına kadar eklemeler değişiklikler olmuş bir tarihi kent. İşte Helenistik zamanı görmüş Roma, Bizans, sonra Osmanlı, tiyatrosu, bazilikası, tapınakları, bazı tüccarların büyük havuzlu, mozaikli villaları falan vardı. Güzel bir antik kent. Suyun kenarında olması da güzeldi. Bir de çok ağaçlık da o yüzden yürürken zorlamadı yani gölgeden gölgeden hep geziliyor. Sonra Kısamil'deki zamanımız bitince Berat'a dönecektik. Berat daha yine içeride kalıyor ama Tiran'dan döneceğimiz için yolu bölmüş olacaktık. Ama Kısamil'den direkt oraya otobüs yoktu. Sarande'den gitmemiz gerekiyordu. Tekrar Sarande'ye döndük. Oradan da günde iki sefermiş. Bunların bileti online de alınmıyor. Ben ne olur ne olmaz işte erken gidelim falan diye çıktık erkenden yola. Bilet alacağımız yeri bulduk, aldık. Otobüs değilmiş yani minibüs gibi bir şeymiş. Minibüs de demeyeyim, dolmuş diyeyim. Çünkü kelimenin tam anlamıyla dolmuş oldu. Kalktı bir kere zaten dedikleri saatten erken kalktı. İki erken gitmişiz. Hem geç gidenler bilet bulamadı. Ve bilet bulamamak demek bir gün daha konaklayacak yer bulmak demek. Çünkü başka sefer yok. Ondan sonra ya da işte şey şöyle oldu. İnsanlar koridora oturmaya başladı. Katlanır tabureler vardı. Yol boyunca binen başka insanlar oldu. Böyle o tabureleri gittikçe açtı açtı açtı. Artık en sonunda her sırada ikili birliğiydi şey dolmuş. Ortada da taburede oturan birileri vardı. O şekilde gidiyoruz. Birisi inecek taburedekiler katlayıp taburelerini kalkıyorlar falan. Çok saçma bir yolculuk. Yani. Otobüsler falan diyor. Zaten Türkiye'de 20 sene önce kullanılmış otobüsler gibi. Her şey başta dedim ya. Havalimanı otobüsü modern olduğu için bütün otobüsler öyle olacak zannettim. Diğer hiçbir otobüs öyle modern değildi. 20 sene öncesinin otobüsü. Ve küllüklü falan yani. Desenleri öyle şeyleri çıkmış. Telleri çıkmış batıyor.
Hani İzmir, o turuncu lacivert desenler var ya. İzmir Foça arabası arasındaki otobüsler. Çok nostaljik ya. Benim çok hoşuma giderdi kesin. Şu an binsen gitmez bence. Benim şu an binsem çok duygulanırdım. Çocukluğum otobüslerde geçti ya. Böyle bir minibüsvari bir yolculukla Berat'a vardık. Berat'ı beğendik. İlk en son oraya gitmişiz. Çünkü biraz yüksek seviyede kapatmamızı sağladı. Burası da yine Safranbolu'ya da benziyordu ama galiba Amasya'ya daha çok benziyordu. Ben Amasya'yı görmedim de Barış, yani kardeşim, bedelli askerini orada yaptığı için benzediğini söyledi. Buradan da onun bedelli askerine terörüne gitmediğimiz ortaya çıkıyor. Yemin törünü. Yemin törünü deniyordu. Güzeldi mimarisi. Böyle şeyin Osmanlı evleri gibi. Ortadan geçen bir nehir var. O şehri Müslüman kesim, Hristiyan kesim diye ikiye bölüyor gibi o nehir. Ondan sonra tepedeki işte kalesine çıktık. Kale de fena değildi. Kale içi biraz Antalya kale içi gibiydi. Çünkü kale içinde de yaşam var. Evler, restoranlar, dükkanlar falan var. O da güzeldi. Sokaklar hep Arnavut kaldırımı. Arnavut kaldırımı. Böyle diyorum da bütün sokakların Arnavut kaldırımı olmasını bekler miydim bilmiyorum. Bir yerden şaşırırsın. Yeter ki kaldırım olsun da Arnavut kaldırımı düz beton olsa da olur. Neyse ama oradaki sokaklar Arnavut kaldırımıydı. Bu atmosferin güzel olduğu yerde kalmak için Eskişehir tarafında kalmak lazım. Yoksa Yenişehir tarafı yine mimarisi bir şeye benzemiyordu. Otobüsle 20 dakika falan sürüyor. Otobüs terminalinin olduğu yerden bu Eskişehir'e gelmek. Orada şey eksikliği vardı ama ya. Gezecek bir müze gibi bir şey yoktu. İnsan öyle bir şey de bekliyor. Öğlen saatlerinde girmek için. Bir tane etnografya müzesi gibi bir şey varmış. Gittik biz. Kapalı dediler. Restorasyonda mıydı bilmiyorum. Başka da pek bir şey yoktu aslında o sokaklarda dolaşmak, kaybolmak dışında yapılabilecek. Sonra da oradan Tiran'a döndük. Son bir akşamı geçirip o şekilde dağıldık. Ama genel bir özetleyecek olursam, bence yaz tatili için, deniz tatili için gidilecek bir yer değil Arnavutluk. Bir daha öyle bir şey için gitmem. Soran'a da engel olurum. Çok beklentinin altında çıktı. Ama işte Tiran'ı göreyim, Berat'ı göreyim, başka bir doğal güzellikleri göreyim derseniz ilkbaharda ya da sonbaharda, yani bizim gibi Ağustos'ta gitmeyin. Gidilebilir bir yer. Çünkü fiyatlar uygun. Hele Türkiye'den gidişte uçak biletleri de uygun olacaktır. İşte dışarıda yediğimiz zamanlar ve içki dahil, yani yanında yemenin bira veya şarap olduğu durumda ortalaması 34 euroya falan geliyordu 3 kişi. Konaklama da ortalamaya baktığımızda 3 haftada 74'e geliyordu ki bunu arttıran kısım o deniz kenarındaki kısım, yoksa içerideki kısımlarda daha ucuzdu. Arttıran bir diğer kısım da biz hep işte en az 2 oda istedik. Yoksa üçümüz bir odada kalsak veya çift olarak gitseniz konaklama daha ucuza gelir. Başka böyle gezilebilecek kanyonlar veya işte dağ zirveleri vardı. Çok yüksek dağlar değil de böyle yürüyüş rotalarının olduğu yerler varmış. Biz onları da yine hava sıcak diye yapmadık. Sıcak dediğimde biz oradayken 35, 37, 38 civarıydı. Tabii güneş altında bayağı sıcak hissettiriyor. O yüzden yazın gezmeye çok uygun değil diye düşünüyorum. Türkiye'nin kuzeyinde de olsa. Yanınızda işte bol bol euro götürmeniz lazım. Şaşırdığım noktalardan bir tanesi insanların çok fazla İtalyanca konuşuyor olması. Bize direkt böyle İtalyanca konuşarak yaklaşıyorlardı. İngilizce daha az biliniyor sanki. Ama o da o mantıklı, yani İtalya'ya çok yakınlar. Nüfusları az, genç nüfus galiba çalışmaya gidiyor İtalya'ya. Ondan sonra bu trafik şaşırtıcı. Koca ülkenin nüfusu 2.7 milyonmuş. İzmir'den daha az nüfusu var. Yüzde ölçümü olarak da İzmir iki katından biraz büyükmüş. Ama her yerde mi trafik olur ya? O ilginç. Sonra kendimizi güvende hissetmediğimiz bir durum olmadı. Yani açıkça söyleyeyim, Londra'da dolaşırken telefonumu daha böyle tutuyorum. Burada biraz şey, yani bisikletli, motosikletli telefon hırsızlığı çok var. Ya da bazen insanların süzdüğünü hissedersiniz böyle şey kapkaç için falan. Hiç öyle bir şey hissetmedik. Hiç öyle bir şeyimi saklayayım moduna girmedim. Kötü niyetle bakan kimse yoktu. İnsanlar düzgündü. Böyle yine Türkiye'nin 20 sene önceki hali gibi diyeyim yani. Göçmen çok var mıydı? De göçmen yoktu. O yüzden Türkiye'nin 20 sene önceki hali gibi diyorum. Normal modern giyimli insanlar. Ama böyle şey de değildi. Bazı forumlarda işte Balkan misafirperver, Arnavut misafirperver. Öyle bir misafirperverlik yok bence yani. Bir Türkiye, bir Yunanistan kadar değil. O kadar güler yüzlü, yardımsever değildi halk bence. Ama agresif de değildi. Hani hiç gerginlik de hissetmedik. Ama ekstra bir mutluluk da yoktu. Böyle ortaydı yani şeyler. Şimdi videonun altına yorum alır mısın? Sen gezememişsin, yanlış sezonda gitmişsin. E tamam, yanlış sezonda gittiğimi söylüyorum. Yanlış yere gitmişsin. Kaç yere gittik ama ya. Asıl şuraya gidecektim. Peki Yunanistan mı, Arnavutluk mu? Yunanistan tabii ki. Soru olabilir mi? Yani kardeşim Schengen olsaydı Arnavutluğa gitmezdim. Bir daha gider misin?
Ay, ya da beni götürür müsün Arnavutluğa? Tamam. Şimdi üstüne koyduğum görüntüleri de izlersin. Yeter. Ayrıca gitmene gerek yok. Tabii ki bizimle güzel vakit geçirdik aslında. Onun dışında şunu da dedik, hani geldiğimiz en kötü yer böyle olsun. İleride yıllar sonra anarız ya Arnavutluk'ta şöyle böyle bize de anı olmuş olur yani. Onun dışında tabii güzel yerler de vardı. Sadece deniz için diyorum, tavsiye etmiyoruz. Eğer bilet aldıktan sonra videoyu izlediyseniz üzülmeyin. Yani illa ki beğeneceğiniz bir şeyler bulursunuz. Aa, doğru, değişiklik olur. Evet. En kötü gözünüz böyle olsun diye. Görüşmek üzere.